meydanında gerçekten çok güzel bir kalabalık var. Çünkü bu meydan her cumartesi günü doluyor, taşıyor. Bütün Zeytinburnu adeta cumartesi günü hiçbir yere randevu vermiyor. Burada sevgi sofrasında buluşuyor. Değerli belediye başkanımız Murat Aydın'la birlikteyiz. Aslında sesi kısık ama bir taraftan da hem vatandaşımıza konuşurken o sesi güçlendi, onu fark ettim başkanım. Çünkü sevgi yürekten gelince ses de çıkıyor. Allah yardımcınız oluyor. Canlı yayında da biz de siz ne kadar arzu ederseniz o kadar konuşacağız. Siz ne zaman kesmek isterseniz o zaman da keseceğiz sayın başkanım. Ama vakti iyi değerlendirelim diyorum. Evet, yine muhteşem bir kalabalık Zeytinburnu'nda. Allah'a şükürler olsun. Zeytinburnu'lu hemşehrilerimiz bizleri yalnız bırakmıyorlar. Ramazan süresince bedel olan iftar sofralarımıza zenginlik kattılar. Müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz. Özellikle hafta sonları burada Zeytinburnu meydanında bizlerle birlikte oldular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir Ramazan geldi, tamamlanmak üzere geçiyor. Bayramlaşmamız Allah nasip ederse inşallah tekrarına da hep birlikte ulaşırız diye temenni ediyoruz. Bu akşam burada engelli hemşehrilerimiz de var. Dezavantajlı bireylerimiz de var. Geçmişte bu kardeşlerimiz maalesef toplumun içerisine çıkarılamayan kardeşlerimiz. Özellikle son 12 yılda AK Parti iktidarıyla beraber dezavantajlı bireyler de toplumun içerisine çıkmaya başladılar. Bizim Akdem ailemiz vardır. Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi. Akdem ailesiyle birlikte bu akşam buradayız. Onlar bizim iftar sofralarımıza zenginlik kattılar. Bu sene her akşam farklı bir mahallede iftar sofrası kurduk. Organizasyonu Zeytinburnu Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Zeytinburnu İlçe Başkanı ev sahipliğini de iş adamlarımız yapıyoruz. Bu akşam ev sahipliğimizi Zeytinburnu'nda geçmişte iş adamlığı da yapan rahmetli olan Adnan Şenses ailesi kızı hanımefendi yapıyor. Ona da rahmet diliyoruz Adnan Şenses ağabeyimize. Şimdi ailesine de son olarak teşekkür bir yemek ediyoruz. Duası yapmak güzel geçti, güzel oldu. Dualar ettik ama temennimiz arzumuz o ki ülkemizde birlik ve beraberlik ortamının daha da güçlenmesini arzu ediyoruz. Komşularımıza bir an önce barışın gelmesini arzu ediyoruz. Yani Suriye, Irak, Ukrayna çevremizde adeta bir ateş çemberi var. Bir an önce inşallah bu olumsuz yapı da ortadan kalkar diye temenni ediyoruz. Yine dünyadaki bütün mazlumlar için dua ediyoruz. Ramazan kulun Yaradan'a yakınlaştığı aydır. Ramazan zenginin fakirin halinden anladığı, mazlumun halinden anladığı andır. Sen emrettin. Ellerimizi kaldırdık Zeytinburnu'nda. Yaradan'a yakardık. Ya Rabbi dünyamıza barışa hakim kıl diye. Ya Rabbi ülkemizdeki barış ve huzur ortamını güçlendir diye dualar ettik. İnşallah kabul oldu diye temenni ediyoruz. Siz de bizi yalnız bırakmadınız. Zaman zaman bizlerle birlikte oldunuz. Ülke TV ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Bana bu yetkiyi veren Zeytinburnu halkına müteşekkirim. Dördüncü kez bize bu yetkiyi verdiler. Dördüncü kez belediye başkanı olarak onlara hizmet etme şerefini yakaladık. Ve 17. Ramazan'ı birlikte yaşıyoruz. Zeytinburnu hemşehrilerimizle beraber. Onlara da müteşekkiriz. İnşallah sağlık saat içerisinde bayrama ulaşırız. Bizi birbirimize düşürmek Kadir gecemizi de verme ya Rabbi. Tebrik ediyoruz. Belki bu gece Kadir gecesi olabilir. Son 3, son 10 gün içerisinde demişler. Ama son 3 gün içerisinde olduğu söyleniyor. Son 10'un içerisindeyiz. İbadet ve taatlarımızı kabul eyle. Bütün herkesin, bizleri dinleyenlerin de Kadir gecelerini tebrik ediyorum. Ben de yazın bu sıcağında, bu tempo içerisinde herhalde klima altında kalmışım ve rahatsız olduk. Bu sesle izleyenlerimizin karşısına çıktık, özür diliyoruz. İyi bayramlar, iyi Ramazanlar diliyorum herkese. Başkanım, bu enerji çok yormayacağım ama kısa bir de soru soracağım. Bu enerjiyi halktan alıyorsunuz. Yanılıyor muyum? Cenab-ı Hak veriyor. Halk bizi motive ediyor. Ben şunu da ifade edeyim. Biz Bosna'nın Srebrenica kentiyle Zeytinburnu olarak kardeş belediyeyiz. Eşim şu an orada.
bu Srebrenica'da, o katliamın gibi, yaşandığı yerde. Katliamı bir hatırlatalım. Birleşmiş Milletler, Hollanda ordusu, oradaki mazlumlar, elinde silah olmayan insanlar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, gençler, Hollandalı askerlere sığınıyorlar. Hollandalı askerler, evet, Birleşmiş Milletler adına biz sizi koruyacağız diyorlar ve arkasından Sırplara teslim ediyorlar. Bin aydan daha hayırlı. Ne zaman? 20 yıl önce. Yaklaşık 20 yıl önce. 8 binden fazla insan Srebrenica'da, Bosna'da şehit ediliyor, katlediliyor. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar. Biz işte o katliamın yaşandığı şehir olan Srebrenica ile kardeş şehiriz. Onları her türlü eşim kötülüklerden ve başkan yardımcısı arkadaşımız şu an orada iftar sofrası kurduk biz de Srebrenica'da. Buradan Srebrenica'ya selam olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diye de dua ediyoruz. Tüm garipler için aynı zamanda dua ediyoruz. Ben rahatsızlığım sebebiyle katılamadım oraya ama gönlüm Bosna'da. Başkanım, yüzünüzdeki tebessüm, kalbinizdeki sevgi, bunu en içten söylüyorum. Çünkü enerjinizi biliyorum. Sesiniz kısık oldukça da, konuştukça da aslında açıldı. İlaç geliyor demek ki. Halka dayanmak, hakka dayanmak insana enerji de veriyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum tüm izleyenlerimize. Öğretmen de çok değerli büyüğümüz, değerli belediye başkanımız Zeytinburnu'na tam 4 dönerdir hizmet eden, 4 dönemdir Zeytinburnu halkıyla bütünleşen güler yüzlü belediye başkanımız, basın mensuplarına da her zaman yardımcı olan ve bu akşam da bizi kırmayıp tekrar yayınımıza katılan Murat Aydın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Halkın da birkaç bakalım tepkisini alayım diyorum başkanım, müsaadenizle. Şöyle bir döneyim bakalım. Evet, nasıl bir iftar? Çok güzel. Çok güzel. Başkanımıza sağ olsun. Mutlusunuz. Çok. Çok kıymetli. Tabii ki. Abi sizi şöyle bir çevirelim, bir canlı yayına alalım sizi. Rahatınızı bozacağız ama. Nasıl bir iftar? Ya iyi bir iftar yani. Bütün herkes burada birbirine beraber. Daha çok mutlu oluyor. Engelliler işini ekseriye yani. Engelli aileler buluşuyor. Başkanımız sağ olsun ya başkanım. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Ben teşekkür ediyorum. Bu bizleri bir araya getirdiği için. Hızlı bir şekilde geçiyorum şöyle. Efendim, evladınıza kendi ellerinizle tatlıyı yediriyorsunuz. Nasıl bir iftar? Nasıl bir program? Çok güzel bir program. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı verdiği için. Güzel oluyor. İşte arkadaşlarımızı, birbirimizi görüyoruz. İyi bir vakit geçirdik. Tatlı nasıl? Tatlıyı daha tatmadım. Bir tadın bakalım. Bir bakalım, bir lokma tatlısı. Güzel diyor. Bak, güzel. Kardeşim güzel diyor. İyi mi? İyi. Evet. Mutlusun. Bu akşamki iftar sizler için. Evet, şöyle biraz daha geçelim. Abla, tatlı güzel mi? Şarkılarından bir seçenek. Güzel. Tatlı güzel mi efendim? Soruyorum, güzel mi? Nasıl bu akşamki program? Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Böyle toplu ortamda iftar açmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir şeydi. Çok duygusal bir şeydi. Memnun olduk yani. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz neler söyleyeceksiniz abla? Kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Biz engelliler kent konseyi meclis üyesi olarak başkanımızla birlikte bu tür organizasyonlara katılıyorlar. Kendisi çok genç, çok dinamik. Çok heyecanlı. Biz onun aşkıyla. Evet, başkanımız abi. Bir saniye. Kardeşimiz başkan, engelliler başkanımız. Aynen öyle. Özel insanlar başkanımız diyorum ben ona. Özel insanlar. Başkanım nasılsınız? Seni seviyoruz. Bir elini öpeyim. Nasıl bu genç yaşta başkan olmak, nasıl bu duygu? Beni yetiştiren hocam sayesinde başkan oldum. Beni yetiştiren hocama teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzel bir sofra. Allah öncelikle belediye başkanımızdan
sonra da bu sofrada bizi yalnız bırakmayın. Herkes de razı olsun. Seni ben bütün Türkiye adına alnından öpüyorum. Alnından öpüyorum. Azminden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah sadece Zeytinburnu'nun değil bütün Türkiye'nin bu konudaki başkanı olursun. Estağfurullah. Sen de bu enerjiyi görüyorum. Ben bunu... Hocam ne güzel bir talebe yetiştirmişsiniz. Benim öyle çok meleğim var. Onlar bu ülkeyi yönetecekler. İşte Ramazan'ın güzelliği burada. Sağ olsun Murat Başkanım bizi bir araya getiriyor. Biz de böyle güzel çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Sevgi, birliktelik, hoşgörü bu demek işte. Onlar kahramanlar. Bu ülkeyi yönetecek kahramanlar. Benim de meleklerim. Bir öğretmen olarak bu benim görevim. Yapmam gereken şey. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Zeytinburnu'nda özel ve güzel bir iftar vardı. Hem normal vatandaşlarımız hem de özel vatandaşlarımız diyorum ben onlara. Bir aradalardı. Bu genç kardeşimizi de yürekten zaten tebrik ettim. Çok başarılı, çok da güzel mesajlar vardı. Zeytinburnu Meydanı'ndan bu akşamlık iftar programımızdan canlı yayınımızın sonuna geldik efendim. Hoşça kalın. Allahu Teala tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Niyet ettiğiniz sahurunuzu, tutacağınız oruçları kabul eylesin. Ve iki akşam sonra inşallah Kadir Gecesi, Kadir Gecesi'nde de yapacağımız tüm duaları Allahu Teala inşallah kabul eylesin diyoruz efendim. Zeytinburnu Meydanı'ndan şimdilik sözün sonuna geldik. Hayırlı akşamlar efendim.